Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında yapabileceğiniz çok kolay bir yemek tarifi paylaşacağım. Sebzeli tavuk tarifi. Hem çok lezzetli hem de çok kolay. İlk öncelikle 2 adet orta boy patlıcanımı soymakla başlıyorum. Şeritler halinde soyacağım. İki patlıcanımı da bu şekilde soydum. Şimdi ikisini de küp küp doğruyorum. Patlıcanlarımı küçük küçük olacak şekilde doğrayacağım. Hatta bütün sebzelerimi bu şekilde çok büyük olmadan küçük küçük doğrayacağım. Bu sayede önceden kızartmaya da gerek kalmıyor. Yemeğim gayet güzel bir şekilde fırında hemen pişiyor. Doğradığım patlıcanlarımı şöyle bir kaba alıyorum. Üzerine de biraz su ekleyeceğim ve bir çay kaşığı tuz ekleyeceğim. Böylece patlıcanın o siyah suyunun gitmesini sağlayacak. Şimdi bir adet orta boy kabak kullanıyorum. Kabağımı da güzelce şerit şerit soydum. Onu da yine küçük küçük küp küp olacak şekilde doğruyorum. Kabağımı doğradıktan sonra biberimi doğramaya geçiyorum. 2 adet orta boy yeşil biber, 1 adet de büyük boy kırmızı biber kullanıyorum. Yine bunları da çok büyük olmadan küçük küçük doğruyorum. Bu arada verdiğim ölçülerin dışında siz sebzelerin ölçüsünü kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Eğer patlıcanı daha çok istiyorsanız daha fazla ya da kabak eklemek istemiyorsanız eklemeyebilirsiniz. İçerisine 3 adet de orta boy domates ekliyorum. Domateslerimi de bu şekilde küp küp doğrayacağım. Son olarak da 4 adet orta boy patatesimi doğruyorum. Üç diş de sarımsak ekliyorum. Artık bütün malzemelerimi borcamıma dökebilirim. İlk öncelikle patlıcanımın suyunu süzdüm, güzelce yıkadım, patlıcanımı ekliyorum. Daha sonra kabağımı ve bütün doğradığım sebzeleri ekliyorum. Şöyle elimle çok hafif karıştırıyorum. Üzerine domatesimi de ekliyorum. Daha sonra doğradığım sarımsaklarımı da ekliyorum. Son olarak da tavuğumu ekledim ve güzelce karıştırıyorum.
Sebzeli tavuk yemeğimin sosunun yapımına geçiyorum. Sosu için 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Baharat olarak da 1,5 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı da kekik ekliyorum. Üzerine de ilk önce 1 su bardağı su ekleyeceğim. İyice karıştırdıktan sonra tekrar üzerine yarım su bardağı su ekliyorum. Hazırladığım sosumu artık yemeğimin üzerine dökebilirim. Her yerine gelecek şekilde güzelce döküyorum. Bu arada baharat ayarını da zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada yemeğimin sosunu döktükten sonra üzerine 1 çay bardağı yağ ekliyorum. Orayı çekmeyi unuttuğum için videoya ekleyemedim. Yağlı kağıdımı güzelce ıslattım ve suyunu sıktım. Şimdi her fırın yemeğinde olduğu gibi yine yağlı kağıdımı yemeğimin üzerine güzelce seriyorum. Şöyle her yerini kapatıyorum. Bu şekilde sebzelerimin üzerinin yanmamasını sağlıyor. Sebzeli tavuk yemeğim artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyorum. Bir 45 dakikası üzeri kapalı şekilde pişireceğim. Daha sonra yağlı kağıdı çıkartıp 15 dakikada öyle pişiriyorum. Sebzeli tavuk yemeğimi fırından çıkarttım. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişti ve servis tabağıma alıyorum. Çok pratik bir yemek ve içerisinde gördüğünüz gibi her türlü sebze bulunuyor. Gayet vitaminli. Eklediğim sebzeleri de önceden kızartmadığım için çok hafif bir yemek oluyor. Şöyle yakından da göstereyim. Bu arada dediğim gibi siz içerisine ekleyeceğiniz sebzelerin ölçüsünü kendiniz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tavuklarım gayet güzel bir şekilde parçalanıyor. Yapımı çok kolay. Bütün sebzeleri ve tavuğu doğra, soslayıp fırına at. Gayet güzel ve lezzetli bir tarif. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.